Beyler için sevgililer gününde hazırlayabilecekleri pek çok sürpriz alternatifleri sizler için ekrana getirdik. Sırada hanımlar var. Malum aşka giden yol mideden geçer derler. O halde ünlü bir şefin konuğu olalım ve aşk kurabiyelerinin tarifini alalım. Aman Allah'ım, çok güzel kokuyor. Bakar mısınız? Makaronlar, kurabiyeler, renkli renkli, çeşit çeşit. Burada da çilekli pastalar var. Çok güzel gerçekten. Tatlı sevmeyen kadın yoktur. Erkekler için de aşkın ve sevginin yolu mideden geçer derler. O halde gelin hep birlikte sevgililer günü için aşk kurabiyesi tarifi almaya gidelim şefimizin yanına. Aşkın en tatlı yolunu öğrenmek için pasta şefi Veysi Çelik'in yanında yerimi aldım. Biz mutfakta, siz de evlerinizde hazırsanız aşk kurabiyeleri yapmaya başlıyoruz. Nasılsınız Veysi Bey? Çok teşekkürler, hoş geldiniz mutfağımıza. Sizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Biz onur duyduk şu an, teşekkür ediyoruz. Sosyete pastacısı olarak da tanınıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Valla çok ünlülere pasta yapıyoruz genelde. Bunları mekanlarda sunum da yapıyoruz. Çok kez bunu da denedik. Şimdi de sevgililer günü için çok güzel aşk kurabiyesi yapacağız. Evet, mutluluklarına ortak olacağız burada. Yani amacımız o. Bakalım evet. İnşallah becereceğiz. Malzemelerimizi sayalım istersen. Taze çiçeklerimiz var, güllerimiz evet. Var. Senin de dediğin gibi az önce Son trendlerde çiçekler pastaların üzerine, evet. Kurabiyelerin üzerine süslüyor. Yani hem çiçek hem pasta ikisini bir arada götürmüş evet. Olursunuz bu arada. Makaronlarımız var yine. İki renk kullanacağız orada. Yine pembe tonlarda, kırmızıya biraz yakın. Çileğimiz var, altın derecelerimiz var. Gözlerimi alıyor zaten şu anda. Çok güzel parlıyorlar. Bittikten sonra hepsini yiyeceğiz. Çikolata batırmış çileklerimiz var, merenklerimiz var. Yine pembe beyaz tonlarda kalp kurabiyelerimiz var. Yine evet. Sevgililer Günü'ne özel olduğu için. Bir de taze frenk üzümlerimiz var. Evet. Şimdi kremamızı sıktık. Bunu zemine yapıştırabilmek için. Şöyle alıyoruz, biraz ortalayacağız. Evet. Şimdi kayıp düşerse hepsi mahvolur bütün olay. Şimdi içine yine kremalar sıkacağız top top. Şöyle alalım yaz kararı, kırmızısı geldi. Bol kalorili olacak aslında ama yani sevgililer çok... günü için değer. Şeker oranını biz çok düşük tutuyoruz mümkün olduğunca. Aslında çok kalorili değil ama tabii ki tabii meyveler falan dozajında da var, problem olmaz tabii. Bunu da torbayı size de vermek istiyorum. Bunu üzerine yapıştıracak mıyız? Hayır, direkt öyle. Onu direkt üstüne yapıştıracağız aynı oranda. Sonra gene üstüne aynı şekilde krema sıkıp malzemelerimizi yerleştireceğiz. Pastaya lezzetini veren iç malzememiz nasıl hazırlanıyor Reis Bey? Ya biz süt kreması hazırlıyoruz. Yani hazır hiçbir ürün kullanmıyoruz zaten mümkün olduğunca. Butik bir yer olduğumuz için de hem biraz da buna çok dikkat ediyoruz. Ya bu tarif 30-40 yıllık bir krema tarifi. Yani çok eski Rum ustalardan aldığımız bir tarif bizim. Ama kıvamını iyi tutturmak gerekiyor ki çünkü asıl lezzeti tabii ki. Değil mi? Pastaya. Yani pişme kısmı çok çok önemli. Yani yoksa kremayı herkes tabii ki yapıyor bir şekilde ama pişme kısmı çok önemli. Biz bunu çok eski yöntemlerle yapıyoruz. Yani o iç malzemesinde işte yumurtanın ısıtılması falan gibi birçok detayı var. Zaten bizim ana temamız bu yani. Krema olmasa zaten biz olmuyoruz. Bunu siz koymak diğer, ister misiniz? Tabii ki yarısını alıyoruz. Evet. Bizim de dediğimiz gibi. Eşit bir şekilde. Yerleştireceğiz. Şöyle. Sonra biraz bastıracağız. Hı-hı. Çok fazla değil. Kremalar top top kenardan gözükecek şekilde. Şurayı keselim de. Yani sevgililer günü olduğu için normalden biraz daha büyük bir kurabiye tercih ettik. Evet. Hem damağa hem göze hitap edecek gerçekten. Vallahi şu anda başlangıç kısmı bitince daha güzel olacak tabii. İsterseniz birlikte yapabiliriz. Hı-hı. Güllerin birini buraya, birini buraya yerleştireceğiz. Diğerini de yapraklarını zeminde kullanırız diye düşünüyorum. Tamam, siz merak edin. Tasarımı size bırakıyorum. Şu iki köşeye gülleri yerleştirebilirsiniz.
istiyorsunuz? Makarnalardan alabilirsiniz siz de. Onu dik bir şekilde yerleştirebiliriz. Bir pembe de buraya alalım isterseniz, koyu pembelerden. Koyudan. Evet. Onda bile evet, özen gerçekten. Şöyle koymamı ister misiniz? Tabii yeterli tabii, sırayla gidebiliriz. Bütün pastalarınızda ve kurabiyelerinizde yaparken çiçek kullanıyor musunuz? Ya biraz şey, müşterinin talebine göre ama canlı çiçekler bu arada son moda. Yani en son yaptığımız pastalarda, daha görkemli katlı pastalarda da özellikle kullanıyoruz şeyleri, çiçekleri. Aslında bunları tek tek dışarıdan da alabilirsiniz. Ama hepsini birleştirip kendi emeğinizle karşı tarafa hediye vermek çok daha güzel gerçekten. Güzel oluyor. Şimdi renk üzümlerinden biraz kullanabiliriz isterseniz. Şöyle. Bunları da yine marketlerden temin edebileceğiniz ürünler. Ağırlıkta tabii yine sevgililer günü olduğu için kırmızı tonda detaylar kullanmayı tercih ettik burada. Yine aşkın rengini seçtik ve kırmızıdan gidiyoruz. Evet. Çilek de kullanabiliriz şöyle. Altın derecelerden ekleyebiliriz. Siz de ekleyebilirsiniz şöyle boşluklara özellikle. Genelde gece kutlamalar olduğu için mekanlarda bunlar parlaklık veriyor. Biraz da fotoğraflarda da iyi çıksın diye onları da tabii düşünüyoruz. Şunlardan yine arılar ekleyeceğiz. Şu birimizi de ben. Evet. Ortaya da koyalım mı? Yok, ortasını özellikle biraz boş bırakmaya çalıştım ben de. Hala bırakamıyorum. İnsanın süsledikçe süslesi geliyor çünkü. Çok güzel oldu. Size doğru da böyle çevirmek istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum ben size Veysi Bey. Biz teşekkür ederiz. Bizi seçip geldiğiniz için, bu özel günlerimize yer verdiğiniz için. Peki sevgililer günü için son modaya bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla son modaya çok güzel bir şey söylemek istiyoruz. Sevgililer gününde siz de sevgilinizle hem yapımı kolay, hem çok şık, hem sevgilinizi gerçekten çok mutlu edebileceğiniz bir pasta yapabilirsiniz. Biz detayları az çok gösterdik. Tabii biraz yaratıcılık, onu da biraz size ekleyeceksiniz. Pastamızı son kez bir gösterelim mi? Tabii, gösterelim. Şöyle. Şöyle gösteriyoruz. Siz de sevgilinizle sevgililer gününde kurabiyeli pastadan yapabilirsiniz. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.